Hafta sonu yapılacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç olmamasından iyi ama yayılımı durdurması açısından pek beklentileri karşıladığı söylenemez. Çünkü Nisan ayındaki yasaklara göre çok daha yumuşak. Böyle kontrol altına almak zor. Ama hiç olmamasından daha iyi. Ekonomik durumu düşünmek lazım. Sanıyorum kabinede böyle bir şey yaptı. Avusturya'nın yaptığı gibi 14 gün falan olsaydı işin başka boyutuna evrilecekti. Bunu yapamadık ama bunun da daha fare doğurdu diyebiliriz. Yani bana göre doğru değil. Bana göre şu olmalıydı. 12-14 gün kadar fırınlar da dahil, nöbetçi eczaneler hariç, acil hizmetler hariç, kuryeler dahil, insanları dışarı çıkartmadan virüsü sündürmek için böyle bir kısıtlama olmalıydı. Ama bunun toplumsal boyutunun nerelere evrileceğini, nerelerde duracağını bilemezsiniz. Güzel şeyler yapıldı ama bakanlık bir açtığı yerde insanlar 5 defa açtı şeyi. En azından sigara yasakları falan doğru ama bir sokakta var öbür sokakta yok. Bu da doğru değil. Sokağa çıkma yasağı ilaç bulunamadığına göre mecburen sokağa çıkma yasağı var. Ama sokağa çıkma yasağı da çözüm değil. Yani dikkat edeceğimiz çok şeyler var. İşte kurallar var. Neymiş? Hijyenik kurallar var. Sosyal mesafe var. Efendim hatta yediğimiz içtiğimiz şeyler bile bizim için çok önemli. Yani onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sürekli olarak sokağa çıkma yasağı bu topyekun bir savaş. Dünya bu işle savaşıyor, uğraşıyor. Biz de sokağa çıkmayacaksak eğer bu çözümse biz de uymak zorundayız. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir vatandaş olarak yeterli olur mu, olmaz mı tabii ki bilmiyoruz ama vakaların bayağı bir arttığını görüyoruz. Bunun önüne geçmek lazım. Vatandaş olarak bize çok düşen şeyler vardır, görevler var. Bunu görevleri biz yapamadık ne yazık ki. Yapamadığımızdan dolayı da artık yavaş yavaş kısıtlamalar geliyor. Çoğu insanlarla mesela biz burada esnaf olduğumuz çoğu konuş ya 15 gün kapatsaydık da 20 gün kapatsaydılar da işte bu iş böyle bitseydi de tabii o tür şeyler öyle şeyler olmuyor. Tabii 15 gün kapatmak demek bir esnafın demek Türkiye ekonomisinin bir o kadar ne yazık 1-2 sene geri gitmesi demek. İnsanlar bunu ne yazık ki anlamıyorlar ama biz kendimiz ettik kendimiz bulduk diyeceğim ben. Vallahi onların boş olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden boş olduğunu düşünüyorum. Bu koronavirüs meselesi başlandı da hükümetin almış olduğu bazı tedbirler vardı. Bu tedbirler daha sonra okulların devam etmemesi hasebiyle beraber bu 20 yaş altının sokakta höldür höldür koşturulması. Aslında 20 yaş altının evde kapanmış olsaydı bugünkü bu aşamalara gelinmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü 20 yaş altının bugün birçoğu çalışmıyor. Öğrenci olan kesim otursaydı evinde keşke bunlar çocuklar ders çalışsaydılar. Bugün bu aşamaya gelmezdi. Bizden eskot istenirken yurt dışından gelenlerden acaba hangisinin eskotu alındı? Kim verdi bu eskotlarını? Yurt dışından 2 kuruş kazanacağız diye elini kolunu sağlayan yabancılar bugün geldiler. Bugün 20 kuruş hasarı düzeltemeyeceğiz maalesef. Çok yerinde bir karar. Ben yurt dışında yaşıyorum. O yüzden çok fazla diyeceğim bir şey yok. Çünkü burada gerçekten insanlar hiç dikkat etmiyor. Yaştaki gençlerimiz sigara içiyorlar, birbirleriyle tutuşuyorlar ama ihtiyarlar zaten bitmişler, onların bir hali yok. Onlar ahı gitmiş, bahı kalmış. Hiçbir yere onlardan zarar gelmez. Ama her gün şeye kapılırsam, evde kalırsa ruh hastası olurlar. İlla ki 3-4 saat çıkmaları lazım. Allah razı olsun, devletimiz bizi şey etti, 3-4 saat çıkacağız ama önce gençler. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim tabi aslında geç kalınmış. Daha önce olması lazımdı ama geç kaldık. Normaldir. Aslında ben de şöyle düşünüyorum bir vatandaş olarak. 2 hafta diyorlar ya siyasiler bazıları. Öyle bir şey olması lazım ama tabi bizim dediğimiz olmadığına göre işte bilemiyorum. Vakalar tabi var da insanlar birbirine kafelerin önüne geçiyorsun. Bakıyorsun herkes birbirine şey yapmış. Tabii ki. Vallahi bana sorarsanız gereksiz yani. Akşamdan yapılan sokağa çıkma yasağı Trabzon için bir şey getirmez. Çünkü
İster istemez 8'den sonra satan millet evde. Bunu gündüzden alacak ki sabahtan akşama kadar bir şey olsun. Bu İstanbul'a gerekli bir şey. Gece hayatı fazla olduğundan o normal ama Trabzon için hiçbir fayda getirmez. Yavrum güzel bir şey ama bir yere faydası olmayacak ki. Benim çocuklarım örnek diyorum. 3 çocuğum var çalışıyor. Çalışmaya gidecek. Ben 65 yaşında olduğumdan dolayı evden çıkmayayım. Bu çocuklar nereye gelecek? Eve gelmeyecek mi? Eve gelecek. Ne fark etti? Çok yanlış. Kısıtla kısıtla da kafayı yedik zaten. Doğru bir hareket diyor şimdi. Çünkü yani şu hastalıktan bir an önce kurtulmak için mecbur yapılmış bir harekettir. Sokağa çıkma yasağı güzel bir uygulama da. Ya şimdi bu iş olmayan insanlar ne yapacak? Hani evli olup iş arayan insanlar ne yapacak? Evine ekmek götüremeyen insanlar ne yapacak? Çok güzel bir uygulama. Tamam, devletimiz bizi koruyor, Allah razı olsun. Ama bunun yanında da şunu düşünmek lazım. Şimdi benim işim yok. Örnek veriyorum. Ben şimdi gidip de nasıl evimi geçindireceğim? Tamam, 2 günlük bir yasak. Teşekkür ediyoruz devletine, Allah razı olsun. Ama hani ne bileyim, çok tuhaf geliyor bana ya. Hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani bence aslında olmasa da olurdu. Çünkü insanlar zaten saat 10'dan önce çıkmıyorlar. Hani uyuyoruz. Yani bence bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Kış ayına geldiğimiz için zaten 8'e kadar kimsenin dışarıda kalmadığını düşünüyorum. Bence gereksiz oldu gibi bir şey. Yani önceki yasaklara dönsek daha iyi. Hani genel bir kısıtlama olsaydı hiç çıkmamamız gibi daha iyi olurdu bence. Gene Mart ayındaki gibi tedbir alınması gerekiyor. Okullar açılabilir. Diğer yerler zaten açık olduğu için bence bu kadar yayılıyor. Hani sadece okullar açık olsaydı böyle bir şey olmazdı. İşte kafeler, restoranlar kesinlikle kapatılması gerekiyor. Ya da açık olacaksa 10 dakika falan hani kahvesini içen içer gider sonra. Yoksa bu kadar kalabalıkta zannetmiyorum. Yani şu karar şu şekilde olmayacaktı da yani cumartesi, pazar pandemi dönemi olduğu için yasak olması lazımdı cumartesi, pazarın. Çünkü cumartesi bakıyorsun günüzden saat 1'den sonra bu kalabalıktan buradan geçilmiyor. Yani bu kunduracılarda yürüyecek, adım atacak yeri yok. Pandemi tabi bu şekilde olduğu müddetçe pandemi de artar gider.